Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Şimdi Çin 2 günlük tatilin ardından Çin piyasaları, daha doğrusu cumartesi pazarla birlikte 4 günlük tatilin ardından bugün perde açtı diyebiliriz. Tabii orada en sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, korkulan olmadı. Korkulan olmadığı gibi de aslında Çin hapşurmadan biraz uluslararası piyasalar nezle olmuş oldu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü an itibariyle Çin piyasalarının kapanmasına artık dakikalar var ama orada Çin, Şangay Birleşik artıya geçmiş durumda. Tekrar söyleyelim, artıya geçmiş durumda, pozitif. Pazartesi özellikle Hong Kong'da ve uluslararası piyasalarda çok şiddetli düşüşler vardı, sert düşüşler vardı ama Çin bir yerde, ne diyelim, Evergrande bir yerde dışarıyı düşürdü ama içeride çok fazla etkisi olmadı. Tabii neden böyle oldu? Bu sabahki gelişmeler buna çok önemli pay sahibi. %1,4 düşüşle açıldı. Görece aslında iyi bir yerden açıldı ama orada tabii her sabah Çin'de 9.15'te yerel saatte, Türkiye saatiyle de 5 saat geriye gideceğiz sabaha karşı. Açık piyasa işlemleri var. Biliyorsunuz bankalar arası piyasaya para sürüyor ya da oradan net likidite çekiyor. Orada normalde son 5-6 ayda, bu sene diyelim genel olarak, her gün 10 milyar yuan aşağı yukarı böyle bir adet edinmişti, böyle bir huy edinmişti diyelim. Ama bugün 120 milyon yuan oldu. Diyeceksiniz ki ne kadar dolar eder bu? 17-18 milyon milyar dolar, tekrar söyleyeyim, milyar doğru olan. Hiç de az değil. Dolayısıyla bu biraz moral düzeltti. Çin Merkez Bankası'nın ya da Çin hükümetinin Evergrande'ye anlaşıldığı kadarıyla doğrudan doğruya kurtarma niyeti yok ama bu bir sistemik krize dönüşmesin diye de gerekeni yapacağına ilişkin bir algı var. Böyle anlaşılıyor. Onun dışında Evergrande'den de bugün açıklamalar vardı. Sabah önce tabii biraz kafa karıştırdı. Dedi ki ben yuan cinsinden yarın itfası gelen borcum için, kupon ödemesi için alacaklarla anlaştım dedi. Tabii burada tam fon yöneticileri ya da yatırımcılar acaba Evergrande ne demek istedi, bu nasıl anlaşma derken birkaç saat sonra da daha net bir açıklama geldi. Yarın yuan cinsinden kupon itfasını yapacak. Ne kadar diyeceksiniz? Aşağı yukarı 39 milyon dolara tekabül ediyor. Kafamdan böyle kabaca bir hesap yaparsam. Tabii bu bardağın dolu tarafı Çin piyasalarını morallendirdi ama bardağın boş tarafına bakarsak bir de 83 milyon dolar tutarında dolar cinsinden kupon ödemesi var. Orada tabii yabancıların eli boş kalacak gibi görünüyor.